Kayseri Yerel Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Türkasa'nın köşe yazısıdır. Kayseri FETÖ Borsası 4 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Artı Dengesiz Mehmet Metiner Merhaba değerli okurlarım. Bu yazıdan önce kaleme aldığım Kayseri FETÖ Borsası 3 başlığını taşıyan yazı dizimi, yarın Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular hakkında açılan soruşturmanın akıbetini kaleme alacağım sözleriyle bitirmiştim biliyorum hepiniz Kayseri FETÖ borsası 4 yazı dizimde Kayseri Eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulular hakkında açılan soruşturmanın akıbeti hakkında kaleme alacağım o yazıya odaklandınız. Sorumlu gazetecilik ilkeleri gereği affınıza sığınarak konuya ilişkin elime ulaşan bazı ek bilgi ve belgeleri tam teyit etmek adına sizden biraz daha süre isteyeceğim. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla öğrenmek için sabırsızlandığınızı biliyorum ancak bu kaleme aldığım yazımda da bundan sonra kaleme alacağım o çarpıcı yazıyı desteklemek adına çok önemli bir mihenk taşı olacağını belirterek, yaşanan gecikme için hepinizden özür diliyorum. Yukarıda belirttiğim konuya ilişkin çalışmalarım sürerken, Kayseri'de ilginç bir gelişme yaşandı. Star gazetesi yazarı ve AKP'li Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner, Bekaş İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Bekir Karahasanoğlu'nun sahibi olduğu Kent Türk Televizyonu'nda canlı yayına çıktı. Analiz isimli programda gazeteci İlter soyun sorularını yanıtlayan Mehmet Metiner, Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Hemşerimiz Abdullah Gül başta olmak üzere, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ı yeni parti kurma hazırlığında oldukları için adeta hain ilan etti. Mehmet Metiner öyle istigürledi ki, sonra haddini aşarak freni boşalan kamyon misali adeta duvara tosladı. AKP'li Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner, katıldığı o canlı yayında Kayseri Türkiye'nin Amerika'dan sonraki Pensilvanyasıdır demiş. Ben programın tamamını çok sonradan izleme fırsatı bulabildim. Metiner'in o akşamki bu sözlerine ilk tepki İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli'den geldi. Özvarinli'nin o açıklamasını aynen yayınlıyorum. Ağır yazacağım. Çünkü patavassızın biri çıkıp memleketimiz Kayseri'yi Amerika'nın bir şehrine bizim için terör yuvası olan bir şehrine benzetiyor. Kimseden ses yok. İki eşeği güdemeyen biri yalakalık yoluyla vekil olursa ancak böylesi bir çam devirirdi zaten. Peki AKP'li olan bu patavassız böyle konuştu da bizim başlar, STK'lar nerede? Bu lafı sineye mi çektiler? Sözüm ona bu Pensilvanya'nın belediye başkanı yok mu? Siyasi mücadele aynı ya da farklı saflarda gayret gösteren il başkanları yok mu? Öldünüz mü arkadaş? Yoksa benzetmeyi kabullendiniz mi? Höstlan lafını bil de konuş diyen bir memleket evladı yok mu? Bu ne demek arkadaş diye soran bir gazetecimiz. Yokmuş ne yazık ki. Birileri için koltuk sevdası ve siyasi beklentiler memleketten ve şereften ötesini ifade ediyor. Kayseri sevdası için büyük laf söyleyenler bir anda yok oluyor anlıyorsun ki hepsi ucuz kahraman, rant yoksa sevda yok diyenlerden. Biz onlardan değiliz. Bu lafı sineye de çekmeyiz. Eğer o patavatsız Pensilvanya'yı arıyorsa AKP genel merkezine gitsin. Pensilvanya'yı ziyaret eden vekil arkadaşlarına baksın ve şunu unutmasın ki terörist yatağına benzettiği bu şehirden her seçim %60 ve üzeri oyu kendi partisi aldı. Bu en çok kendi seçmenine hakarettir. Özvarini'den sonraysa Kayserili sanatçımız Recep Alemdar da kişisel Facebook hesabından Mehmet Metiner Kayseri için ha Pensilvanya ha Kayseri demiş bence havlamış şeklinde ifadeler kullandı. Vay be biri Kayserili doktor diğeri Kayserili sanatçı. Daha Kayserili diğer siyasetçilerden çıt yok. Vallahi helal olsun bu adam gibi adamlara. Mehmet Metiner'in ağzının payını iyi vermişler son günlerde planlı ve programlı bir biçimde imajı her platformda yerle bir edilmeye çalışılan Kayseri'nin, böyle yürekli dobra dobra çıkıp konuşabilen yürekli insanlara ihtiyacı var. Kayseri'de akşam bu gelişmeler yaşanırken, ertesi gün sabah konu Vali Şehmus Günaydın'la birlikte Kayseri Kalesi'ni gezmeye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a gazeteciler tarafından sorulmuş. O da cevap vermiş. O geziden haberim olmadı. Olsa kesin giderdim. Başkan Memduh Büyük Kılıç'ın da açıklaması aynen şöyle. Kayseri ticaret ve sanayinin merkezi. Ay yıldızı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, tarihine, kültürüne bağlı insanların olduğu Anadolu'nun güzide şehri. Bu tür açıklamaları ciddiye de almayız. Üzerimize de almayız. Dışarıdan gelip ahkam keserek bu şehri sıkıntıya sokacak sözleri sarf etmeye hiç kimsenin hakkı da yok. Haddi de değil. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi FETÖ terör örgütü Kayserimiz'in hayırseverliğini, iyi niyetini istismar etmek suretiyle bazı çalışmalarda bulunmuş olabilir. Devletimizin gücü yamuk ve yanlış olanları temizlemeye ve onları yargıya teslim etmeye yeter. Nitekim öyle olmuştur. Yanlış yapanlarla ilgili her türlü uygulamalar yapılmıştır. Hal böyleyken Kayseri'nin ticaretini, sanayisini ve burada yatırım yapanların yatırımını gölgeleyecek açıklamalar yapmak Kimseye bir şey kazandırmaz. Bu tür açıklamalara prim vermek de kimseye bir şey kazandırmaz. Hep beraber bu şehrimize sahip çıkacağız. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehrimizin, insanımızın, Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sevdalısıyız. Daha sonra yazılı bir açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da benzer içerikli bir açıklama yaptıktan sonra önceki akşam Kent Türk isimli televizyon ekranından Kayseri'ye kara çalan Mehmet Metiner 24 saat geçmeden İHA'ya verdiği röportajla ''Çok üzgünüm'' sözleriyle çark etti. İHA'ya verdiği röportajda bu kez ''Pensilvanya bir benzetmedir, göndermedir. Bu kadarına akıl erdiremeyenlerin aklına şaşarım. Benim sözlerimden, benzetmemden bir tek kripto FETÖ'cüler ve FETÖ'nün siyasi ayakları rahatsızlık duyarlar şeklinde ifadeler kullanan Metiner bu kez hem Kayseri halkının aklıyla alay etti hem de kendisine tepki gösteren herkesi FETÖ'cülük ve FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladı. Şimdi aklıyla alay ettiği Kayseri halkından özür dilerken dahi tüy dikmeyi ihmal etmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi artığı bu dengesiz Mehmet Metiner. Ayrıca o programda Kayseri Eski Emniyet Müdürü İbrahim kuluları da öve öve yere göğe sığdıramadı. Doğru okudunuz. Mehmet Metiner'e Türkiye Büyük Millet Meclisi artığı dengesiz dedim. Neden dengesiz dediğimi yazının tamamını okuyunca daha iyi anlayacaksınız. AKP'li Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner'in, Kayseri eski emniyet müdürü İbrahim Kulu'lara övgüler dizdiği o konuşmasından bir bölümü aşağıda sizlerle paylaşıyorum. İbrahim Kulu'lar çok yiğit bir adamdır. Ona selamlarımı iletiyorum. Emniyet tarihimizde bu FETÖ'yle mücadelesinde takdirle andığım nadir insanlardan biridir. İnşallah daha yüksek makamlarda kendisini görürüz. Bence hala önü açıktır. Ama onun burada nasıl zorlandığını da bilirim. Ben milletvekiliydim biliyorum. Niye burada boydak grubuna operasyon yapıyor? Orada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aba altından sopa gösteriyor. Burada bir kısım başka çevreler, kripto unsurlar hala partimizin içinde de olan. Düşününüz ki il başkanımız cezaevine girdi. Ben kendisi suçludur, suçsuzdur demiyorum. O ayrı bir şey. İçimizde bir takım kripto, aleni unsurların olduğu o dönemde İbrahim kuluların yaptığı mücadele her baba yiğidin harcı değildir. Kuyruklarına bastı, üstlerine gitti. Birileri görevden almaya çalıştı. Biliyorum, şimdi diyorlar ki hiç mi hata yapmadı. Bunu diyenler peygamber midir? Bunlar hiç mi hata yapmadı? Türkiye'nin her yerinde adliyenin ön kapısından alınıp arka kapısından salınan FETÖ'cüler gördük. Adil öksüzü kim bıraktırdı? hala bir sürü şaibeli işlemler yapılıyor. Bu kripto unsurlar halen çok etkililer. FETÖ ile mücadele konusunda İbrahim Kulular çok büyük bir nimetti. Birileri bunu sulandırmaya çalıştı. Birileri yanlış bir algı oluşturmaya çalıştı. İbrahim Bey bunu kim için yaptı? Artık bir ömür boyu FETÖ'nün hedefindeki bir insandır. Sadece kendisi değil, eşi, çocukları, akrabaları artık hedefler. O da böyle başını sallayıp gidebilirdi. İki makyaj operasyonla geçiştirebilirdi. Ama Kayseri halkı İbrahim Kulular'ın kıymetini bildi. Ama bizim içimizden birileri, o birilerini de biliyorum. Vaktinde de söyledik. İdari koltuklarda oturuyorlardı. Sonradan görevden alındılar ve hep yanlış algıladılar. İlginç bir yaklaşım tabii. Kayseri eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Burç Eğitim Kültür Vakfı'na yapılan baskında ele geçirilen çuvallar dolusu 17-25 Aralık sonrası bağış dekontları için kime işlem yaptı acaba? Yine Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kamil Taşçı tarafından yüzlerce sayfa hazırlanıp önüne konulan Oran Kalkınma Ajansı dosyasıyla ilgili ne işlem yaptı acaba? Tekrardan Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Kayseri OSB'deki sanayicileri yakından ilgilendiren SGK dosyası hakkında kime ne işlem yaptı acaba? Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı talimat yazısı olmasına rağmen bunun dibindeki kaç iş adamının adresini bulamadı acaba? Gece vakti şu an aklıma gelenler öz koyuncu madencilik, elmacı madencilik, Suat Altın, Orhan Say, Ödül İnşaat, Bekaş İnşaat, Demir Grup, Som Yürekler Petrol, Kumtel, ABC nakliyatta ne gibi işlemler yapıldı acaba? Unuttuklarımı da bir ara yazarım. Kayseri OSB'ye tam dalarsak bu listeyi uzatmak elbette mümkün. Metin Er konuşmasının devamında, ''Efendim, şuna neden selam veriyor? Şuna neden merhaba ediyor? Ya emniyet müdürüdür. O selam verdikleri belki FETÖ'yü çökertmek için bilgi sağlayan en önemli kişidir. Bir emniyet müdürü kime selam vereceğini bilir. Tüm ilin istihbaratının emrinde olduğu bir insandır. Bunu diyen arkadaşlar kiminle oturup kalktığına baksınlar. Sözleriyle Hunat Camii eski emekli imamı, sarar giyim mağazasının sahibi Ali Çamlıyı mı kastediyor? Kayseri'de tüm ilin istihbaratının emrinde olduğu bir insan kim acaba? Bu insan nasıl bir insan ki koskoca Kayseri'nin tüm istihbarat birimleri emrinde olacak. Metinerin kastettiği o bir adam, vali desen vali değildir herhalde. Çünkü öyle bir yetki sadece valilerde var. Ali Çamlı bir gizli örgütün istihbarat imamı mıydı da biz bilemedik acaba? Metiner son cümlesinde de bunu diyen arkadaşlar kiminle oturup kalktığına baksınlar derken de Kayseri valisi Şehmus Günaydın'a aba altından sopa mı gösteriyor dersiniz? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi artığı dengesiz Mehmet Metiner. Vali Şehmus Günaydın ayağını denk al. Ali Çamlı ile ters düşme. Senden önceki o koltukta oturan eski vali Süleyman Kamçı, Ali Çamlı, İbrahim Kulular ve benimle ters düştüğün için mi gitti demeye getiriyor acaba. O meşhur Yahyalı şelale pozundan sonra görevden alınan bazı üst düzey kamu görevlilerini mi kastediyor acaba? Gerçeklerin zamanı gelince gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Sabır. Neyse, dönelim Kayseri halkından özür dilerken bile tüy dikmeyi başaran kendisine tepki gösteren herkese FETÖ borsasının bırakırlarının meziyet edindiği tarzda FETÖ yaftası yapıştırmaya çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi artı Mehmet Metiner'i dengesiz yapan asıl konumuza. Çıktığın televizyonun sahibiyle tanıştın mı hiç? Tanıştırmadılarsa ben buradan kendisini takdim edeyim. O televizyon Kayseri'nin en azılı FETÖ'cüleriyle himmet toplantıları yapan, FETÖ oturumlarında gözüken, adı ve boy boy fotoğrafları Kayseri Adliye Sarayı'ndaki FETÖ iddianamelerinde fink atan Bekaş İnşaat'ın sahibi Bekir Karahasanoğlu'na ait. Kadın avukatı tehdidi azmettirmekten hapis cezası almış, gazeteci tehdit ettirmekten de hala yargılanan bir adam. Kayseri Eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulularda iddiaya göre kayınbiraderi Cengiz Kardeş adına 1,5 milyon TL değerindeki bir evi Bekaş İnşaat'ın sahibi Bekir Karahasanoğlu'ndan aldı. Kayseri Eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın kayınbiraderi üzerinden alındığı iddia edilen dairenin arsa devir işlemleri içinde gerekli ödemeyi de Ali Çamlı yaptı. Şimdi Bekir Karahasanoğlu ile tanıştınız mı? Size tavsiyem bir daha Kayseri'ye gelirseniz, Kayseri'ye ve Kayserililerin meselelerine destursuz girmeyin. Kayseri ve Kayserili FETÖ'cüleri çok iyi bilip tanıdığınızı iddia ediyorsunuz ya, hani hiç vakit geçirmeden bir cumhuriyet savcısına gidip tüm bildiklerinizi tek tek anlatın. Neyi bekliyorsunuz? Hadi size ezancı mı lazım? Ali Çamlı Hoca'nın kulaklara ezan okumasını bekliyorsanız o boyundan büyük yaptığı hamlelerle çoktan emekli oldu. Müezzin de Kütahya'ya tayin edildi. Hiçbir şey yapamıyorsanız size önerim Beştepe'deki saraya gittiğinizde arka bahçede oyalanacağınıza reisle görüşün. Böylelikle hem reisi keyiflendirin hem siz keyiflenin. Daha ne duruyorsunuz? Hadi Son olarak Kayseri'yi Pensilvanya'ya benzetiyorsunuz ya, öve öve yere göğe sığdıramadığınız Kayseri Eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, 5 yıllık görev süresi boyunca Kayseri'de armut mu topladı?''